Mete Yarar bir şey söyleyecek. Şey söyleyecektim. Sonra İsmail Hakkı demin şeyi sordunuz ya. Şimdi biz hep normal bildiğimiz konvansiyonel. Bu olay konvansiyonel savaşa dönmeyecek diye konuşuyoruz başından beri. Bu asimetrik bir savaş olarak devam edecek. Böyle mi devam edecek? Hep öyle devam edecek. Çünkü son dönemde yaklaşık 10 yıldan beri dünyadaki bütün savaşlar asimetrik. Konvansiyonel bir savaşa girmiyorlar. Burada da yaşanacak olan süreç ayrılıkçı grupların desteklenerek ilerlemesini sağlamak olacak. Hani sorunuz vardı ya. Peki. Ben yani şu harita savaşın üzerine... savaşın sebebi burada söylediğimiz yer bir konvansiyonel savaşa dönmeyecek. Hala iddiamız bu. Bir bana şunu anlatır mısınız? Konvansiyonel savaşa dönerse o ne demek sahada? Ya şu yani Sayın Komutanım da bahsetti. Hatırlıyorsanız şu güçler vardı ya Onur. Güçlerin olduğu bir... Amerikan Ukrayna'nın elindeki silahlarla yani Amerika'nın Rusya'nın da karşılaştırması da vardı bildiğim kadarıyla ama hangisi varsa fark etmez. Şimdi Sayın Komutanım bir şey söyledi bakın. Dedi ki Amerikalılarla Rusların karşılaştırmasında NATO'nun gücü, Ukrayna'nın gücü. Bu Rusya-Ukrayna. Bunu karşılaştırmaya gerek yok çünkü Rusya'nın zaten ezici bir üstünlüğü var. Yani bu artık onlar tarafından bile Ukrayna tarafından kabul edilmiş durumda şeyi söylüyor. Yani bana yardım etmediğiniz müddetçe ben burada direnirim ama direnmekten başka yapacağım çok da fazla bir NATO şey yok. Var. NATO var. Bakın şöyle söyleyeceğim. Şimdi iki komutanım da genelkurmayda çok önemli kritik görevlere çalıştılar. Hani ben onlar adına söylemeyeceğim ama herkesin anlaşılması anlamında söyleyeceğim. Muhtemelen komutanlarım onun derinliğine inerler. Şimdi NATO'nun bu gücü, görünen gücü dünyanın her yerine farklı yerlerine dağılmış durumda. Yani Pasifik'te de var, işte Guam'da da var, işte uçak gemilerinde de var, işte başka ülkelerde farklı görevleri icra ediyorlar. Ama asıl şeylerden bir tanesi mevzide dediğimiz, yani bu alanda şu anda istediği anda mevzi hava üstünlüğünü sağlayabilme imkan ve kabiliyeti, tank sayısını sevk etme imkan ve kabiliyeti hala Rusya'da. O yüzden de farkındaysanız olayı Ukrayna'nın dışına çıkartmamaya çalışıyor. Orada tutmaya çalışıyor. Genişletmemeye çalışıyor. Genişlediği andan itibaren buradaki oluşturduğu bütün cepheye yayması gerekecek bakın. Ki bunu istemiyor. O yüzden hala burada kalmaya çalışıyor. Peki. Bakın genel olarak baktığınızda NATO'nun ezici bir üstünlüğü var. Ama örnek verelim tank sayısı 14.680. Bunun büyük bir çoğunluğu zaten anakarada. Nasıl ama, oraya gelecek diyorsun? Ama burada neredeyse büyük bir çoğunluğu kendi topraklarında Ukrayna sınır çünkü. Peki bir birisi taşıyacak, birisi zaten orada. Peki konvansiyonel savaşa dönmez derken kastettiğiniz bu mu biraz da? Şöyle konvansiyonel savaşın maliyeti hiçbir ülkenin karşılamayacağı kadar ağırdır. Ha, hiçbiri girmek istemez. Hiçbiri kim girmez. Şu deminki haritayı... Bu olay nükleere dönmüş, dönmemiş hikayesi değil bu. Bir şey soracağım. Bilmeyenler için söyleyin. Konvansiyonel olursa ne olur? Asimetrik olursa ne olur? O zaman tam örneğini herkesin anlaması için Ukrayna haritasını koysanız da deminki haritayı. Ben size dün de Paşa Kanım'ın programında da anlatmıştım. Yani konvansiyonel... Ülkeler... Bakın ülkeler... Büyük savaş çıktı. Bakın şöyle söyleyeyim. Üçüncü Dünya Savaşı çıktı. Önümüzde iki tane örnek var. Yakın tarihte yaşanmış iki örnek var. Bunlardan bir tanesi Vietnam Savaşı, bir tanesi Kore Savaşı. İkisinde de aslında Rusya'yla... Ya çok özür dilerim. Asimetrik savaş ve konvansiyonel savaş arasındaki farkı birazdan anlatın ama bir Kiev'e gidelim. Peki tamam olur. CNN Türk muhabiri orada bayağı bir soğukta, epeydir de bekliyor. Tamam tamam, daha iyi. Mücahit Topçu, görebilir miyim Mücahit'i? Mücahit bir gün sınır ötesinde, bir gün var buralarda. Şu anda tam olarak neredesin Mücahit? Evet, Ukrayna'dan merhabalar Ahmet Hakan. Şu an Kiev'de değiliz. Zaporojiya dedikleri bölgedeyiz. O şehirdeyiz. Mariupol'e yakın bir noktadayız. Aşağıdaki yer. Zaporojiya ile Mariupol arasında bir bölgedeyiz. Donbass sınır hattına yaklaşık 50-60 kilometre uzaklıkta bulunan bir hat üzerindeyiz şu an itibariyle. Orada herhangi bir işte kargaşa, kaos, tedirginlik var mı? Hani durum nedir orada? Orası bir yerleşim bölgesi mi? Evet, burası bir yerleşim bölgesi. Vatandaşların yaşadığı bir bölge. Burada herhangi bir kargaşanın, herhangi bir panik havasının olmadığını ifade edebiliriz ama
Tabii yani şöyle söyleyelim, valizlerini alıp giden vatandaşlar yok ya da evlerini terk edip daha batı bölgelere, Ukrayna'nın batı bölgelerine giden vatandaşlar yok. Ama vatandaşlarla konuştuğumuzda gelecekten kaygılılar Ukraynalı vatandaşlar. Bunu ifade edebiliriz. Zaten 2014'ten beri aslında bir savaşın içerisinde olduklarını belirtiyorlar. Onlarla Peki, konuştuğumuzda Şahin. devam eden bir savaşın olduğunu söylüyorlar. Yeni bir durumla karşı karşıya olmadıklarını belirtiyorlar. Mücahit, bugün şöyle bir haber geldi. Ukrayna'da işte 16 mı, 60 yaş arası mı her seferberlik ilan edildi? Bir Yedek kuvvetlerin çağrılması diye. belli bir yaş aralığını yedek kuvvet yaptılar, seferberlik ilan ettiler. Böyle bunun izlerini görmek sokakta bunu mümkün mü? Hani böyle bir takım erkekler savaş için, seferberlik için belli merkezlere gidiyorlar falan. Hani böyle şeyler gözlemleme fırsatın oldu mu, yoksa o da mı, öyle bir hava da mı yok? O kararname aslında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından bugün imzalandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi de yaklaşık olarak 36 bin yedek askerin orduya katılacağını belirtti. 30 bin, 40 bin civarında bir yedek askerin dahil olacağını belirtti. Tabii o asker alma merkezlerinde ya da askeri noktalarda bugünden itibaren, belki yarından itibaren artık işlemlerin başlayabileceğini belirtebiliriz ama şunu söyleyelim, burada bulunan vatandaşlar olası bir işgal durumunda, olası bir savaş durumunda hepimiz askeriz, ülkemizi savunacağız diyorlar. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, o konuda belli bir sayı ya da belli bir kararnamenin çıkmasına da gerek yok, en azından bizim gördüğümüz kadarıyla. Ama Zelenski bugün yedek askerlerin orduya katılması yönünde bir kararnameyi imzaladı. Yaklaşık olarak da 35 bin, 40 bin civarında bir yedek askerin orduya katılması bekleniyor, bunu söyleyelim. Bir de Zelenski şey yapmış, olağanüstü hal ilan etmiş. Böyle hani bu ne demek? Gece mesela bir belli ölçüde karartma falan uyguluyorlar mı, yoksa hiç öyle bir şey yok mu? Çünkü senin arkanda ışıklar görüyorum ben, araçlar geçiyor. Ha, bir karartma marartma var mı? O karar çıkar çıkmaz aslında biz de caddelerde, sokaklarda vatandaşların ne yapacağını merak ettik, bekledik. Hani bir sokağa çıkma kısıtlaması olur mu ya da farklı bir durum söz konusu olur mu? Olağanüstü hal durumunda işte vatandaşlar marketlere, alışverişlere giderler mi? Öyle bir şey olmadı. Vatandaşlar hayatın normal akışında seyirlerine devam ettiler. Şu anda saatte zaten Ukrayna saatiyle 8 civarı. Burada görüyorsunuz arkada trafik akışı devam ediyor. Vatandaşlar yine yürüyüşlerine devam ediyorlar. Herhangi bir böyle sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durum söz konusu değil. Olağanüstü hal aslında biraz böyle kağıt üzerinde ilan edilmiş gibi, vatandaşlara yansıyan bir durum yok. Belki askeri anlamda biraz daha hareketlilik, biraz daha tedbirler arttırılmış olabilir ama vatandaşın, sivillerin yaşadığı noktalarda herhangi bir öyle bir olağanüstü bir durum söz konusu olmadığını belirtelim. Bu arada şey de olmuş, parlamento, yani Ukrayna parlamentosu Ukraynalı sivillerin silah taşımasını onaylamış. Bu ne demek? Yani siviller silahlanıyorlar mı? Aynen öyle. Sivillerin artık silah taşıması, silah satın alması biraz daha rahat hale gelmiş durumda. Aslında geçtiğimiz haftalarda da benzer şekilde Ukrayna güvenlik güçleri isteyen vatandaşları, isteyen sivilleri belli noktalarda eğitiyordu. Askeri anlamda silah nasıl tutulur, mevzi nasıl alınır, nasıl saklanılır, nasıl askeri anlamda hareket edilir, siviller, kadınlar, çocuklar, çok sayıda görüntüde geçmiştik biz de zaten gözlemlemiştik. Ona ek olarak artık sivillerin daha rahat bir şekilde silah temin etmesi konusunda, silahları daha rahat bir şekilde yanında bulundurmaları konusunda bir hareketlilik söz konusu. Ukrayna parlamentosundan böyle bir karar çıktı. Yani isteyen Ukraynalı sivil vatandaşlar belli kısıtlamalar olmadan, illaki o tabii tam kararnamenin içeriğine bakmak gerekiyor ama biraz daha kolay bir şekilde silah satın alabilecekler. O silahları yanlarında daha rahat bir şekilde taşıyabilecekler. Biraz daha sivil vatandaşların Şeyi sormak istiyorum. silahlanmasına Ya yönelik şimdi bir adım olduğunu bayrak ifade indirmiş. edebiliriz bu. Bu
Kiev'deki büyükelçilik kapatılmış. Ruslar kapatmışlar büyükelçiliği. Bayrağı indirilmesi nasıl yorumluyorlar orada? Evet, Kiev'deki o vatandaşlar, Kiev'deki büyükelçi, Rus vatandaşları, büyükelçilik personelleri artık yavaş yavaş evrakları da yakarak bölgeden ayrılmaya başladılar. Evrakları da yakılmış. Zaten Rusya'nın diplomatik vatandaşlarını bölgeden çıkması noktasında bir çağrıda bulunmuştu. Bugün Ukrayna'dan da aslında öyle bir çağrı geldi, karşı bir res geldi. Ukrayna'da dedi ki Rusya'da bulunan vatandaşlar Rusya'yı terk et. Rusya'da bulunan Ukraynalı vatandaşlar Rusya'yı terk edebilirler ifadesi kullandı. Tabii bunun yapılması en azından büyükelçiliklerin ya da konsoloslukların boşaltılıyor olması olası bir gerginlik ağında ya da olası bir provokasyonda belki hedef kitlenin, vatandaşların, eli silahlı sivil vatandaşların bir anda o bölgelere yönelmesi farklı sonuçlar doğurabilir. Bunun için herhalde biraz daha temkinli davranıyor. Ruslar o bölgeden çıkıyorlar ki hem dün Mariupol'de hem bugün Kramatorsk bölgesinde yani Donbas sınır hattının güneyden kuzeye doğru bakan harita üzerinde daha herhalde anlatmak daha mantıklı olur ama kuzeyden güneyden kuzeye doğru o yerleşim yerlerinde vatandaşlar Ukrayna lehine protesto gösterileri düzenliyorlar ve bu noktada da Rusya'nın olası işgaline karşı aslında demokratik haklarını da kullanıyorlar. Bunu ifade edebiliriz. Mücahit, ya sana çok basit bir şey soracağım. Bak şöyle bir şey, sen mutlaka oradaki insanlarla, Ukraynalılarla konuşmuşsundur, gözlerine bakmışsındır, görüşmüşsündür. Ya hava nedir? Bana bu havayı bir cümleyle anlatabilir misin? Eyvah Ruslar geliyor, perişan olacağız. Ya Rusların buraya kadar gelmesi pek mümkün görünmüyor. Hangisi? Yani şeyleri, yaklaşımları hangisinde daha çok yoğun? Eyvah Ruslar geliyor mu diyorlar yoksa ya bu iş buralara varmaz mı diyorlar? Hava nedir orada? Şöyle söyleyeyim, ikinci söylediğin daha çoğunluğun söylediği ifade Ahmet Hakan. İşler buralara kadar gelmez diyorlar. Özellikle Batı'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada diyalogla siyasi olarak Rusya'yı baskı altına alabileceği ifade ediliyor. Yani sorun biraz daha masada çözülecekmiş gibi görünüyor. Burada bulunan Ukraynalıların büyük bir çoğunluğu, en azından bizim konuştuklarımızın büyük bir bölümü bunu ifade ediyorlar. Kimi de zaten şunu söylüyor, diyor ki 2014'ten beri zaten devam eden bir savaş var. Yeni bir şey değil, ekstra bir durum söz konusu değil. Biz zaten benzer durumları 8 yıldır yaşıyoruz. Ekstra yeni gelen bir şey yok. Bunu ifade ediyorlar ama büyük bir çoğunluğun vatandaşların siyasi olarak bu sorunun çözülebileceği kanaatinde, liderler nezdinde bu sorun çözülecektir diyorlar. Bunu ifade edebiliriz. Zafer Şahin, siz bir şey mi söylüyorsunuz? Ben de aslında sizin sorduğunuz soruyu soracaktım ama ya bunu biraz daha geliştirirsek şöyle, acaba Ukrayna halkında hani NATO'dan bir umduğunu bulamamanın verdiği hayal kırıklığı diye tabir edebileceğimiz bir ruh hali söz konusu mu? Hala beklentileri varmış, öyle diyor Mücahit. Yani hani ama hala Amerika, NATO oturur masaya, Putin'le anlaşır, işler bizim buralara kadar varmaz diyor. Yani çünkü şu anda Mücahit sınırlı, krizli bölgeye çok yakın bir yerde. Yani orada en yakın yerler buralar, kriz bölgesine. Ama yine de Zafer Şahin'in sorduğu soruya hani böyle hayal kırıklığı yaşayanlar da var mı ya? Batı bizim beklediğimiz desteği NATO, Amerika vermiyor gibi bir öyle bir hayal kırıklığına uğramışlık hali de var mı bazı Ukraynalılarda? Tabii o da var. Yani şunu söylüyorlar, biraz daha net somut adım atılması gerektiğini ifade ediyorlar. Putin'in daha önce de Kırım'ı ilhak ettiğini belirtiyorlar. İşte Donetsk ve Luhansk bölgesindeki orada sözde bağımsız devletlerin tanınmasını biraz daha yaptırımların en azından biraz daha sert söylemlerin biraz daha ciddi kılınabilir olması gerekiyor. Vatandaşın beklentisi bu. Ukraynalı vatandaşlar kriz
siyasi olarak çözülebilir, masada diyalogla çözülebilir diyorlar ama biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nden, Batı dünyasından ya da NATO'dan beklentileri biraz daha masaya vurdukları sert vurmaları yüzünde bunu dondu. Yine iyi çekiyordu. Evet, yine iyi geldi. Mücahit duyuyor. Ya Mücahit çok teşekkürler. Biraz teknik aksaklıklarda baş göstermeye başladı. Sen çok zor şartlarda orada yayın yaptın, yapıyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir durum olursa yeniden bağlanacağız sana, döneceğiz. Umarız olmaz. Yani öyle bir beklentimiz de yok tabii ki. Çok teşekkürler.